Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derken aşağıda 26.400'ü görmek sevinç ve gurur verdi arkadaşlar. Emekleriniz için, katkılarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten bir haftadır falan kanalımızda ciddi bir şekilde sıkıntı vardı. YouTube kaynaklı bir sıkıntı vardı. Sizlerin beğenileriyle, yorumlarıyla ve izlemelerinizle açtık inşallah. Aman ha boşlamayalım. Beğenilerimizi çekmeyelim. Çünkü kanal hepimizin kanalı. Bu arada arkadaşlar hem Hüma Hastanesi sponsorumuz hem de golvar.com müthiş bir şekilde forma dağıtıyor. Detaylar için kanalımızdaki videoları gezebilirsiniz. Güzel videolarımız mevcut. İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıklamış. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Çirkin görüntüleri görmüş olan bir insan olarak söylüyorum. Yani o yakışmayacak görüntüler. Ya herkes evine ekmek götürüyor. Yani yıl olmuş 2022, hatta 2023'e doğru gidiyoruz. Ya kavgalar, gürültüler, şunlar bunlar, inanın var ya, insanların o kadar uğraşacak derdi var ki şunlara zaman kalmaması lazım. Gerçekten şu kavgaların, tartışmaların olmaması lazım. Hani ben ama şunu görüyorum. Diyorlar ki fanatiklik yapmayın, fanatiklik yapmayın. Asıl bunu yapanlar fanatiklik yapıyorlar. Kötü niyet sergiliyorlar. Hani insanları ne bileyim kışkırtma peşindeler. Ama şunu da belirteyim. Şimdi kendi ülkemizdeyiz ve deplasmana güvenlik riski var diye taraftarı yasaklıyoruz. Ve taraftar eleştiriyor. Ama baktığın zaman UEFA, hani Fransa'da Rennes kulübü Türk kulüplerinin taraftarlarını güvenlik riski var diye zorlayınca o Türk düşmanı falan filan diyoruz. Ya kardeşim işin açıkçası bizim taraftar kitlemizde bu var. Bu var. Yani aklın başına geleceğine kadar bu var maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama ben bu yasakları bir nevi destekliyorum. Şu ortamda ya bu nedir ya? Döner bıçakları bilmem şunlar bunlar tartışmalı. Gerek yok abi ya. Etmeyin elemeyin, insan hayatı bu kadar ucuz değil ya. Bak. Sefa Kalia'nın, rahmetlinin grafitisine zarar mı verildi? Çıkacak Fenerbahçe. Yüreğini ortaya koyacak. Maçı kazanacak. Al, intikamı alındı. Bitti. İntikam böyle alınır. İntikam böyle alınır ya. Başka türlü alınmaz. Anlatabiliyor muyum? Mesela Feghouli Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin intikamını alıyor. Diyor ki kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım, faiz talep etmedim. Birlikte bir şeyler kazandık. Saygı devam etmeli demiş. Ya bunun Türkçesi şu: yüksek miktarda parası var içeride. Ya vereceksiniz ya vereceksiniz diyor. Sonra ağlamayın diyor. Bir Galatasaray taraftarı da yazmış: Babel, Falcao ve sen diyor Galatasaray'ın kanını emdiniz. Doymadınız yazmış. Olur mu canım? 1 milyon euro alıyor yıllık ücret diyordunuz. Ben 4.750 alıyor dediğim zaman. Ama şimdi böyle. Neyse. Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u geçelim. Gerçi Trabzon'un adını hiç anmadık ama Fenerbahçe'nin bu haftaki zorlu müsabakasına dalalım. Çünkü pazar günü bir derbi var ve Beşiktaşlıları çıldırtacak, Fenerbahçe'yi uçuracak duyumlar var. Önce şunu belirteyim. Hayatımda ilk defa bir derbi maçında Beşiktaş taraftarından bir kısmının inşallah Fenerbahçe kazanır dediğine şahit olduğum bir derbi. Çünkü hem teknik direktörlerini istemiyorlar hem de diyorlar ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması bu ligin değerini düşürüyor. Hakkınızı yiye yiye şampiyonluğu elinizden çaldılar. Artık sizin de şampiyon olma zamanınız geldi diyorlar ki ben bu düşünce tarzlarına gerçekten seviniyorum. Hakikaten seviniyorum arkadaşlar. Yani hak edene hakkını teslim edecekler. Ben bu tip şeylere seviniyorum açıkçası. Bırakın teslim etsinler. Ve tabii teknik direktörlerini de istemiyorlar sanırım. O da var. Beşiktaş'ta sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Kevin Enkodu'nun
Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladılar. Ben güvenmiyorum. Ne Beşiktaş'a ne Galatasaray'a güvenmiyorum. Geçen sene de Galatasaray Fenerbahçe maçından önce şu oynamayacak oynamayacak dedi. Kerem de herhalde. Oynadı, kaybettiler. O yüzden çok takılmıyorum. Ama şunu da belirteyim. Yani enkodu yok diye Fenerbahçe taraftarı sevinmez arkadaşlar. Ama Beşiktaş taraftarı üzülür. Ya R'nin 30 milyon euroluk sol açığını, sağ açığını bir hatırlayın bakalım neler yaptılar. Patatese çevrildiler. O sahi diye bir faktör var. Ha o sahi sahada olmalı mı? Yani. Hatta ben bir kısım çevreme sordum. Bana diyorlar ki hocam şu kadroyu ver, şu kadroyla çıkalım. Tamam. Hemen ben Fenerbahçe yönetimine haber veriyorum. Hemen bu kadroyla çıkıyorsunuz. Hemen diyorum. Altay, Osayi, Gustavo, Salahi, Ferdi diyor. Dörtlü savunma. Orta sahada Arao, Crespo. Sağda İrfan. İrfan. Solda Valencia. João Pedro, Batshuayi şeklinde. Hani 4-4-2 gibi ama 4-1-3-2 gibi. 4-2-4 gibi bir kadroya çıkalım diyorlar. Hani bu kadroya çıkarsan Beşiktaş'a karşı üstünlüğü kurarsın diyorlar. Valencia yerine Emre Mor olabilir diyorlar vesaire vesaire. Ben açıkçası Beşiktaş'ta enkodunun olmamasına sevindim mi? Şu istatistiği duyduktan sonra sevindim. Beşiktaş bu sezon Kevin enkodunun oyunda olmadığı dakikalarda gol atamamış. Yani enkodu yokken Beşiktaş gol atamamış. Demek ki gol yükünü çeken belki de sistemi olarak hani ben sana uzun top atayım sen savunma arkası koşu yap diye basit bir sistemle oyun kurulan oyuncusuydu. Raşit Gezal ve Nathan Redmond. Bu iki futbolcuyla ilgili de duyumları biliyorsunuz. Beşiktaş'ın dünkü idmanında takımla birlikte çalışmışlar. Her ikisinin de ciddi maç eksikleri var. Birinin elinde sıkıntı var. Ne derece o sıkıntı yansır bilemeyeceğim. Diğerinin aylardır hani belki de 2 aya yakındır oynamadığı gerçeğini de düşündüğün zaman 90 dakikayı her iki futbolcu da çıkarabilir mi? Zor. İlk 11 başlarlarsa adalelerinin atıp maçın içinde sakatlanma riskleri yüksek mi? Yüksek. Ben Beşiktaş teknik direktörünün bu riski göz alacağını zannetmiyorum. Çünkü Gezzal'ı Alanya maçında başlattı. Sakat sakat oynattı. Sonra büyük tepkiler aldı. Madem sakattı niye oynattın diye. Nathan mı? Nathan mı? Nasıl okunuyor? Nathan mı? Nathan diye okunması lazım ama şimdi bazı edebi arkadaşlarımızın çok zoruna gidiyor buradaki telaffuz hataları. Onların zoruna gidip kanlarına dokunmasın diye de yazıldığı gibi okudum. Bu Nathan arkadaşımız da yani elinde bir kırık var diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Yani ya ilk 11 başlatır desem sadece Nathan'ı başlatır bence. Son 15-20 dakika atar oyuna desen o zaman inşallah Fenerbahçe skor üstünlüğünü, oyun üstünlüğünü hayla hayla alır. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani Beşiktaşlıları kahreden dedik ama yani çıldırtacak dedik ama iki tane kanat oyuncular var. Muleka'yı da oynatabilir. 3. Kenan Karaman gitmeseydi Goat Kenan'ı da oynatırlardı. Peki Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi uçuracak duyumlar ne? Arkadaşlar Fenerbahçe'yi uçuracak duyumlardan biri şu. Bakın biri şu. Luan Perez. Luan Perez sakat. Hocam sakatlığın neyine seviniyoruz? Luan Perez'in Beşiktaş maçında oynama ihtimali bence sıfır. Oynamayacak. Hatta yedeklerde olma ihtimali de sıfır. Aynı zamanda Joshua King de Beşiktaş maçında olmayacak arkadaşlar. İki tane sakat var. Hocam bunun neresi sevinecek durum? Şu sevinecek durum. Fenerbahçe taraftarı açısından söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Birçok Fenerbahçe taraftarı üçlü savunmadan memnun değil. Evet kazanılan maçlardan domine edilen oyunlardan memnunlar ama dörtlü savunma sistemiyle daha ofansif bir takım olduğumuz görüşündeler. Bunu söyleyeyim. Şimdi hal böyleyken hem Luan Perez yok. Bu arada Serdar Aziz'in de durumu kritik. O da gün be gün takip ediliyor. Hani oynar oynamaz diye net bir şey söyleyemiyorum. Ya muhtemelen Serdar Aziz'in durumuna göre Fenerbahçe 4'te oynayacak. 4'te oynarsa merkezde Salahi, Gustavo ikilisi. %100 ihtimalle de sağ bek ve sol bekte 3 isimden ikisi oynayacak. Hani Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Alioski. Bu üçlüden herhangi ikisi oynayacak ki
Bu üçlünün üçü de taraftardan güven oyu almış isimler. Bakalım hangi kesim oynayacak? Baktığınız zaman milli takımlarda yoğrulan Ferdi Kadıoğlu var ama işin içinde bir de Türk kuralı var. Bence Ferdi %100 oynar ama diğeri Alioski mi, Osayi mi? Onda kararsızım. Şimdi haberde diyor ki Jesus Beşiktaş maçına dörtlü savunmayla çıkma olasılığı yüksek demiş TRT Spor'da. Mantık olarak da zaten kafayı çalıştırdık mıydı biz bu ihtimali? Düşünüyoruz. Şimdi Enner Valencia biliyorsunuz Süper Lig'in şu anda gol kralı ve Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte hayat bulmuş bir isim. João Pedro yükselen değer, Joshua King sakat, onda çık. Yani şu anda Fenerbahçe'de Valencia Pedro ikilisi forvette başlayacak gibi duruyor. %99 ihtimalle diyelim. Ama şu da bir gerçek. Yani ilk 11'i kestirmek de çok güç. Kimin yeri garanti? Bence Altay'ın yeri garanti. Atilla Salah'ı garanti. Arao'nun yeri garanti. Ferdi'nin yeri garanti. Bence Crespo'nun da yeri garanti. 5. Bence Fenerbahçe'de 5 kişi garanti. Kalan 6 kişi papatya falan. Tabii bu da Fenerbahçe açısından iyi bir olay mı? Skorlar iyi geldikçe iyi bir olay. İnşallah da iyi gelmeyi de sürdürür. Şunu da söyleyeyim. Luan Perez, Joshua King dünkü idmanda yer almadı. Tedavili tamamladılar. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'yla yıllık ücret görüşmelerini sürdürüyorlarmış. 700 bin Euro'dan, yıllık 700 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladılar diye. 28 isteyen topçu 700 bin ne kadar yapar abi? 18'den hesaplasak 12,5 milyon TL civarı bir para yapıyor. O parayı kabul eder mi? Bilemeyeceğim. O kendi iç işleri ama en azından kaleci Ersin de olsa başkası da olsa Fenerbahçe açısından gelişmeler böyle. Fenerbahçe'de 3,5 saatlik idman. Şimdi ben sevgili Sercan Hamzoğlu'nun duyumlarına dayandırarak verdiği haberde Jorge Jesus'un, teknik direktörümüz Jorge Jesus'un oyunculara derbi öncesi çok iyi hazırlıklar yaptırdığı, son antrenmanda oyuncuların 3,5 saat çalıştırdığı iddiaları var. Sercan Hamzoğlu'nun haberine, iddialarına göre diyeyim ya da haberine göre diyeyim. Hani büyük bir dikkatle hazırlıyor. Hani analiz ekibinden Beşiktaş hakkında tüm bilgileri istemiş Jesus. Oyunculara bu analizler doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor demiş. Cumartesi gününe kadar hazırlıklar sürecek. Geniş kadrosunda rotasyon yapan Jesus takımı kamp alacak, maç saatini bekleyecek demiş. Bakalım bu 3,5 saat. Şimdi 3,5 saat de şey olarak anlamayın. Sahaya çıkıldı. İşte 3,5 saat boyunca koşuldu, maç yapıldı, idman yapıldı. Top kapma çalışması falan böyle değil arkadaşlar. Yani bilgisayar başında da anlatımlar yapılıyor. Görüntülü analizler vesaire yapılıyor. O şekilde. Yani kimisi saha çalışmaları, kimisi bilgisayar başında. Şimdi ben o maça ilişkin herkesten şu soruyu alıyorum. Hocam merakla beklediğimiz şey eşleşmeler. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük silahı kim? Hakem. Weghorst. Weghorst'a karşı Gustavo Henrique muhtemelen. Hani alınma sebebi de buydu. Şimdi göreceğiz hocam Gustavo Henrique'yi diyorlar. Çünkü birebir eşleşecekler diye. 1.97'lik Weghorst, 1.96'lık Gustavo Henrique. Baktığınız zaman şimdi Beşiktaş'ın en büyük silahı neydi? Hakem Weghorst ve hava toplarındaki hakimiyetiydi. Şimdi 90 dakika adam adama oynatacak mı? Edecek mi? Eşleşmeler nasıl olacak? Atilla Salah'ı da illaki uyarılmıştır. Tamam bu bakacak ama sen de şey yap diye. Beşiktaş'ta 7'lik maçında 617 dakika görev yapmış. 30 yaşındaki forvet 3 gol 4 asist toplam 7 gollük katkı sağlamış. Şimdi 7 gollük katkı sağladı sağlamasına ancak Fenerbahçe'ye teklif edilen ama Fenerbahçe'nin kapısından dönen bir isim. Yani teknik direktörün istemediği. Hani benim sistemime uymuyor. Oyuncu iyi bir oyuncu olabilir, iyi bir futbolcu olabilir ama benim sistemime uymuyor dediği bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de ise 10 resmi maçta 752 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Gustavo Henrique 2 gollük performansı var. Bakalım ne olacak. Maçların son bölümleri Fenerbahçe'den yana diye bu bölümü de kısa kısa geçeyim.
Çok net olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon maçların son 15 dakikasında 5 gol atmış arkadaşlar ve hiç gol yememiş. Yani gol grafiklerinde baktığın zaman Fenerbahçe'nin daha avantajlı, bir haftayı bay geçirmesine rağmen, bir maçının Beşiktaş'a göre eksik olmasına rağmen gol sayısında 20'ye 16'lık üstünlük var. Kalesinde de 4 gol daha az görmüş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani Beşiktaş ilk yarılarda 12 gol atmış, 3 gol yemiş. Fenerbahçe 11 gol atmış, 1 gol yemiş. İkinci yarıda ortaya çıkıyor iki takım arasındaki fark. Fenerbahçe ligde oynadığı 6 maçta ikinci yarılarda toplam 9 gol atmış. Beşiktaş ise bir maç fazla olmasına rağmen 4 gol atabilmiş. Yani ikinci yarıda düşen bir Beşiktaş oyunu var. Bu herkes fizik kondisyondan düşünüyor ama bence teknik direktörün ikinci yarıdaki saçma değişikliklerinden dolayı Beşiktaş bu sıkıntıyı yaşıyor. Fenerbahçe 46-90 aralığında 5 gol yemiş. Beşiktaş'ta 7 olmuş bu rakam. 76-90 arasında ise, yani Fenerbahçe bu son çeyrekte 5 gol atıp hiç gol yememiş. Beşiktaş işte sadece 2 gol kaydetmiş. Kalesinde 4 gol görmüş. Yani Fenerbahçe kısaca son 15 dakika, eğer maç oraya kalırsa Fenerbahçe son 15 dakika kilidi çözer beklentisi var. Hani maçın öncesinde kadrolar açıklanana kadar ben çok bir konuşma gerçekleştirmek istemiyorum. Ya da cumartesi gününe saklayayım. Yarın daha detaylı konuşayım arkadaşlar. Enner Valencia derbide bir ilki arayacak diyor. Şimdi Fenerbahçe'de Valencia derbilerde skor yapamıyormuş arkadaşlar. Böyle bir durumu varmış. O yüzden ben Valencia'nın bütün kabilesinin ta gelmişini hani oluyor ya, küfürle çalışıyor diyorlar Valencia için. Hocam diyorlar, sen bir söv diyorlar. Ulan Valencia, senin ayağının ayarına tüküreyim diyorum. Hocam böyle küfür mü olur diyor. Öğretmen adamın küfürü ne olacak? Bu olacak işte. İşin şakası bir tarafa ama Ekvatorlu forvet 5 maçta 7 golle Süper Lig'in şu ana kadar en iyi forveti durumunda. Hani bazı arkadaşlar diyor, şunu alsaydık, bu gelseydi, bu gitseydi diye. Yani elindeki hepsinden daha iyi çıktı bir nevi. Ama daha önceki derbi maçlardaki istatistiği can sıkıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapmış. Ne gol atmış, ne asist yapmış. İnşallah bu maçta hat-trick yapar. Bu maçta hat-trick yaparsa golvar.com'dan bir forma daha, bir forma da Hüma'dan gelsin. İki forma. Hadi bakalım. Şimdi şu kadar maçta şu kadar oynadı falan filan diye 24. hafta Galatasaray maçında Fenerbahçe 1-0 kazandı. 63 dakikada tabelaya etki edemedi. Geçen sezon ilk yarısında şöyle böyle falan filan diyor. İnşallah gol atacağı maç olur. Ben kısaca şunu belirteyim arkadaşlar. Bakın, kavgalar, gürültüler, sıkıntılar bize hiçbir getirisi olmayan şeyler. Boş, beleş, basit şeyler. İnsan ömrü zaten kısa. Çok bir ömür yok. Ama ömrü de bu kadar saçma sapan şeylerle mahvetmenin, kendimize eziyet etmenin lüzumu yok. İnanın, paylaşamadığımız hiçbir şey yok. Sevgiden başka. Bir tek sevgiyi paylaşamıyoruz. Lütfen sevginizi paylaşın. Yani saçma sapan tartışmaların, şunlar bunların odağına çıkın arkadaşlar. Birçoğunuz evinize ekmek götürüyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Yani bizim bir abi vardı. Derdi ki, ulan derdi, öldüğün anı bir düşünsene derdi. Nerede ölüyorsun? İşte nerede ölüyorsun diyor işte. Halı sahada maç yaparken. En azından dersin ki diyor, ya ben spor yapıyordum falan filan. Nerede öldün? Ne bileyim nerede öldün? Ben bir yolda yürüyordum. Bir tarafından kurşun geldi. Serseri kurşun. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç haberin yokken diyor. Bir bakıyorsun diyor, saçma sapan yerde, şurada burada. O yüzden arkadaşlar, etmeyin, eylemeyin. Hırçınlığın, taşkınlığın kimseye yararı yok. İntikam mı almak istiyorsunuz? Çıkın sahaya, koyun yüreğinizi ortaya, yapın tabela. Biz de burada coşalım, eğlenelim, gülelim, galibiyeti kutlayalım. En güzel intikam, bak, en güzel intikam karşı tarafa verilecek psikolojik zarardır. En güzel intikam şekli budur. Karşındakine en güzel dövme şekli budur. Psikolojiktir. Karşındaki kişiye küfür ettin. Hiçbir şey yok. Sen aşağılarsın. Yani aşağılık bir duruma düşersin. Karşındaki kişiye fiziksel bir şey uyguladın. Sen aşağılık duruma düşersin. Sahaya çıktı Fenerbahçe. İnşallah 5-0 kazandı. İnşallah 5-0 kazandı. Al, Sefa Kalyan'ın da intikamı alınmış olur. Ne bileyim, seyirci yasağının da intikamı alınmış olur. Hani size göre intikamlık bir şeyse. Öbürünün de intikamı alınmış olur. Demek istediğimi umarım kimseyi kırmadan anlatabildim.
Katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar lütfen beğeniyi eksik etmeyin. Yorumları eksik etmeyin. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar lütfen ama lütfen yani lütfen ama lütfen kanalımızdaki forma dağıtımıyla ilgili videoyu izleyin. Oradaki şartları tamamlayın. Hani hocam ben şöyle bir durumdayım. Şöyle maddi zor durumdayım. Böyle manevi zor durumdayım. Bana forma gönder. Bu tip çalışmıyoruz arkadaşlar biz. Yani biz bu tip dilencivari mesajlara cevap vermiyoruz. Bir sürü çekiliş yapıyoruz. Katılın. Emek sarf edin. Onu söyleyeyim. Yani Nasrettin Hoca nasıl bir öğretmense ben de öyle bir öğretmenim. Yani parayı veren düdüğü çalar demiyorum ama emeği veren düdüğü çalar. Biz sizden para falan istemiyoruz. Biz sizden emek istiyoruz. Abonelik istiyoruz. 3-5 tıklama istiyoruz. 3-5 tıklamayı yapmak zor geliyorsa hiç kusura bakmayın. İstediğiniz kadar ağlayın, zırlayın. Hiç kimseye de forma morma veremeyiz yani bu mantıkla. Herkesin durumu kötü. Eminim şu kanaldaki 26.400 kişiden eminim yani 26.000'in de durumu kötüdür. Forma alamayacak durumdadır. 629 liralık forma alamayacak durumdadır. Yani eminim yani. Adım gibi eminim. O yüzden bu kadar da kendinizi düşürmenin lüzumu yok. Çalışın, çabalayın arkadaşlar. Kaç kişi? Bu kanalda 200-300 kişi forma kazandı şu ana kadar. Sizin kazanmamanız için hiçbir engel yok. Zaten golvar.com olsun, Hüma Özel Hastanesi sağ olsun. Ben üyelere, abonelere karşı elimden geleni yapıyorum. Daha burada üstünüze düşmüyorsa, yani yağmur yağarken ben ıslanmıyorum diyorsanız siz şemsiyenin altına girmişsinizdir. Önce şemsiyenizden kurtulun. Görüşmek üzere.